Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün size yine bir model tarif edeceğim. modelin bu şekilde. iğne oyası. Bunu size her zamanki gibi tığa çevirdim. Evet benim tığa çevirdiğim hali de şu şekilde oldu. Şu şekilde birebir aynısını sizler için tığa çevirdim. Bakın sinek kanatlarımız ve minik kirpiklerimiz minik dağımızın üzerinde. Evet modelim bu. Şimdi modelin anlatım kısmına geçelim tığ battılarımızı hazırladık tülbentimizin kenarlarını bu şekilde ikişer zincir gittik ve tığ battının içine sık iğne ile sabitledik bu iki kirpikli ara suyunu yaparak başlayacağız tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip bir defa tığımızı doluyoruz ve hemen yandaki boş olan tığ battıya şöyle iki iki alarak minik bir trabzan yapıyorum beş tane zincir hemen Trabzanımızın arasına girip kapatıyorum. Buraya minik bir kirpik yapıyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Arasına girip bu şekilde minik bir iki tane kirpiğim oldu. İki zincir çekiyorum. Hemen tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane tığ battı. İki zincir tığ battının içine girip minik bir tığ battı yapıyorum. Şimdi çiçeği kuracağımız için 3 tane. Kendi arasında 2 tane tığ battı. Bu minik kaya yapacağımız zaman bu 3 tane tığ battı mesafesi veriyoruz. Ortada 2 tığ battı. Kenarlarda 3 tığ battı mesafesi. Bir defa tığımı doluyorum yine. Hemen 2 2 alarak bu şekilde minik bir trabzan yapıyorum. 9 tane zincir 7 8 ve 9 9 zincirimi trabzana kapatıp buraya kirpik yapıyorum yine 9 zincir 5 6 7 8 ve 9 zincirleri sıkı çekersek şöyle kalıp gibi bir modelimiz olur Evet iki tane zincir çekiyorum hemen tığ battıya kapattım bu ilk tığ battı mesafemiz iki zincirimi çekiyorum sıradaki tığ battıya girip bakın iki tane tığ battı ara mesafesi verdim bir defa tığımı dolayıp hemen iki iki alarak bu şekilde buraya bir yine minik bir trabzan yapıyorum dört zincir dört zincirimi şöyle çeviriyorum yaptığım bu bakın, kirpiğin arasına girip şöyle sık iğne ile buraya sabitledim bir iki zincir hemen iki zincirimi buraya kapattım bunu bir zincirde çekebilirsiniz şimdi arkadaşlar buraya beş tane zincir çekeceğiz buraya minik minik iki tane kulakçık yapacağız Bu çektiğim iki zincirin arasına girip kirpik olarak kapatıyorum 5 zincir kapattım Bakın. şöyle iki tane kirpik ve yine buraya dört tane zincir çekiyorum hemen yaptığım bu trabzanın içine girip bakın buraya bir tane kulakçık oluşturmuş olduk bu şekilde şunun ve yanındaki gibi buraya da bu şekilde yukarı çıkarak bir tane kulakçık oluşturduk 9 tane zincir çekiyorum hemen aynı bu trabzanımın içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum bir iki zincir hemen yandaki yuvaya sabitledim bakın sağda olduğu gibi üç tavuğu bakın kayamız da bu şekilde oldu sola da üç tane tığ battı yapacağız hemen iki zincirimi çekiyorum yuvaya girip sabitliyorum iki zincir tığ battıya girip sabit bir defa tığımı doladım. Hemen tığ battımın içine giriyorum. 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 5 tane zincir trabzana kapatıp şöyle minik bir kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir trabzana girip minik bir kirpik yapıyorum. Evet. Trabzanın içine 2 tane böyle minik bir kulakçık yaptık sıradaki tığ battıya girip iki tane buraya tığ battı mesafesi veriyorum şimdi iki tane tığ battı mesafesinden sonra yine aynı şekilde trabzan yapıp bu iki kulakçığı yapacağız şöyle iki şöyle iki bir iki üç dört ve beş beş zincirimi çekip trabzana ilk kulakçığımı yaptım Tekrar şöyle rahat gözüksün. 5 zincir kapatıyorum. 1 2 zincir. Bakın 2 tane ara mesafesini verdik bu şekilde. Yine 3 tane ara mesafesi verip bu minik kayamızı, çiçeğimiz için olan dağımızı yapacağız. 1 2 iki zincir. 2. tığ battım. 1 2 zincir. 3. tığ battım. Yine bir defa dolayıp şöyle yandaki tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum. 9 tane zincir yaparak bakın bu ilk yapmış olduğumuz şöyle göstereyim. Bu dağımızı yapacağız. 2 tane kirpikli ara suyu bir tane dağ olarak devam edecek. Çimenimiz bu şekilde oluşuyor. Şimdi bu çiçeklerimizin yapımına geçelim. Evet. Şu kenardaki 9 zincirli ilk kirpikten girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya kapatıp buraya bir tane kirpik yapıyorum. 5 zincir. Kapattım ve 5 zincir. hemen yeşil yuvamın içine buraya 5 zincirden 3 tane kirpik yaptım ve ipimi koparıyorum Bak, buraya 5 zincirden 3 tane kirpik yaptım Evet şöyle ters tarafına çevirelim bu kirpiğin ilkine girip şöyle sık iğne ile mavi ipimi buraya sabitleyelim 6 tane zincir ve buraya yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyoruz. dört tane zincir çevirdim düz tarafına. Ve mavi yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 4 zincir 4'e 4 yapıyoruz sinek kanadını yaparken şöyle bakın içine kapattığımız zaman geriye doğru bu dört zincir 3 değil 4 çekmemizin sebebi şu meyili arkaya doğru yatması için. Bunun püf noktası da bu. Şu çekeceğimiz 10 zincir daha güzel duruyor. 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Bu mavi yuvanın içine bu 10 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Bakın 1, 2, 3, 4. Hemen ikinci yuvayı da kirpiği de bu şekilde yapıp yine 4 zincir çeviriyorum bu 4 zincirin içine girip sabitliyorum 4'e 4 zincir 10 zincir 5 6 7 8 9 ve 10 çeviriyorum düz tarafına ve 6 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip ikinci sinek kanadımı da yapıyorum ve yine 4 zincirimi çektim bakın. Hemen yuvaya girip buraya mavi yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir çeviriyorum. Mavi yuvanın içine 4 zincirin içine tekrar girdim ve 10 zincir. 7 8 9 10. Çevirdim düz tarafına ve yuvanın içine girip sabitliyorum. Üzerine de bir tane zincir çekiyorum. Bunu da bu tarafta bırakmayacağım. Şöyle arkadan bir ilmek alıp bu mavinin yanına çekeceğim ki arkada şey kenarda yanık izi olmasın. Iplerimi temizleyip hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar. Evet, bu şekilde iplerimi temizleyip yaktım ve kenar soldaki kirpiği de sağda göstermiştim. Aynısı diye onu da tamamladım. Arkadaşlar bu zamana kadar böyle iğneden tamu değil paylaşıyoruz beraber. Bakın ara suyu olsun çiçeğimiz olsun bu kadar kolay ve güzel görünen şöyle hem yapımı kolay. Hem güzel olan nadir modellerden. Genelde iğneden tığa hani bizi zorlar. Sahte sık olsun. Şöyle diğer işlemleri olsun. Ama bakın. Çok güzel. Bilmiyorum bu güzellik size de yansıyor mu? Şöyle yapılası bir model. Ütüye de gayet rahat giden bir model oldu. Bu şekilde modelimiz. Bakın. Karşıdan duruşu da şahane duruyor. Ve şöyle bir de Körbentimizin de üzerinde göstererek bitirelim. Sizlerde arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.